Herkese merhaba. Göz kapağı estetiği ameliyatları hakkında merak edilenleri operatör doktor Selçuk Yüce ile konuşuyoruz. Göz kapağı estetiği nedeniyle bize başvuran hastalarda bizim dikkat ettiğimiz iki unsur var. Birincisi bu sıkıntı yaşa bağlı mı gelişmiş? İkinci önemli unsur da Genetik bir yatkınlık nedeniyle mi bu patoloji oluşmuş? Sıklıkla her 4 hastanın 3'ü aslında yaş nedeniyle bir sıkıntı oluşmuş oluyor. Tahmin ettiğimiz gibi yaş ilerledikçe özellikle 30-35'ten sonra artık kolajen üretimimiz tüketime yetişemiyor. Özellikle göz ve göz çevresi bölgenin aşağı doğru inmesine neden oluyor. Buna bağlı olarak da göz kapağı estetiğine karar veriyoruz hastalarımıza. Üst göz kapağı düşüklüğü kişilerde görme bozukluğu yaratabiliyor özellikle göz kapağını üst ve alt olarak ikiye ayırıyoruz. Üst göz kapağı biraz daha nispeten kolay bir ameliyat. Derimiz özellikle üst göz kapağında gözümüzü açıp kapatacak kadar bir esnekliğe sahip olmalı. Biz bunu istiyoruz zaten. Bizim göz kapağımızda kas ve kas altında da yağ torbalarımız var. Bunlar da gevşiyor ve kirpiye doğru düşmeye başlıyor. Bu da hem görmeye kadar, görme bozukluğuna kadar bir ağırlık hissine kadar götürüyor hastayı. Bu ortamda ameliyata karar veriyoruz. Ama alt göz kapağı biraz daha ciddi karar verilmesi gereken bir operasyon. Ameliyat sürecinde eğer alt göz kapağı da yapacaksak anestezi altında, genel anestezi altında yani hastayı ameliyathanede de tam uyuşturarak yapmak istiyoruz. Üst göz kapağının iç kısmında ve dediğimiz kırmızı bölgemiz var. O bölgeden bir kesiyle torba sorunları varsa sadece hastanın o torba sorunlarını giderip fresh bir görüntüye kavuşabiliyor. Eğer deri sorunu da varsa alt göz kapağında o zaman alt kirpiğin altından ortalama 2 ila 4 milim aşağısından yine gözükmeyecek bir şekilde çizgi şeklinde kalacak bir izle ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Peki hocam ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Çok ince bantlarımız oluyor ameliyat bölgesinde. Görmeyi engel bir durum yok. En çok bunu soruyor hastalar. Birinci aydan sonra artık ameliyat etkileri yok olur. Üçüncü ay gibi de artık ameliyatın hiçbir etkisi yoktur. Eski formunu yüz kazanmıştır. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.